Başlayalım mı? Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Risale-i Nur külliyatından toplanmış dusturlarımız. Risale-i Nur bize ne diyor, nasıl hareket yapmamız lazım? Nerede, kimle, ne zaman, nasıl yapacağız? Nerede, kimle, nerede, nasıl yapacağız? Yani her kafadan ses çıkıyor. Bunun bir ölçüsü olması lazım. Dusturlarımız yani kısaca, laikalar. Pek laikalar nazara verilmiyor. Verilmemenin bedeli de kavga gürültü oluyor. 26. dustur toplama yapılmış. Rahmetli Rüştü abiden ve Dersen'deki vakıflarla beraber bunlar toplanmış. Başlık şu: cani bir sıfat yüzünden masum sıfatları mahkum etmemek. Bir daha: cani bir sıfat yüzünden, cani insanda, bir insanda çok sıfatlar var ama bir sıfatı veya birkaç sıfatı cani, hakikaten cani, ama o insan hep o değil. Masum sıfatları var, onu mahkum etmemek başlığı altında. Birkaç tane vecize okuyayım Risale-i Nur'dan. Mesela Hutbe-i Şam 144. sayfada: bir cani yüzünden çok masumları ihtiva eden bir gemi batırılmaz. Bir cani var o gemide, bir cani var ama çok masum var o gemide, batırılmaz. Bir cani sıfatı yüzünden, bir cani sıfatı yüzünden çok efsaf-ı masumeyi, çok masum sıfatları muhtevi bir mümine adavet edilmez. Bir cani sıfat yüzünden çok efsaf-ı masumeyi muhtevi içine alan bir mümine adavet edilemez. Ediyorsak sorgulayacaksın da kendini. Bu sorgulama şeyi. Yani ayna, yani hepimizi bağlayan bir şey. Emirda 2.82'den okuyorum. Birisinin hatasıyla başkası mesul olamaz. Kardeşi de olsa, aşireti de, taifesi de olsa, partisi de olsa o cinayete şerik sayılmaz. Tarihçi Hayat 618'den okuyorum. İslamiyet'in pek çok kanunu esasından birisi. Yani İslamiyet'ten, Mustafa burada mı? Mustafa, latif nükteler var mı abi? Latif nükteler, bir tane latif nükteler getir. Bundan sonra onu okuyacağım. İslamiyet'in pek çok kanunu esası var. Kanunu esası. Latif nükteler Osmanlıca lemalardan basılmamış. Ondan sonra basılmamış eserden toplanmış. O latif nükteler o. Hani seçilmiş o. Basılmayan Risale-i Nur'da, lemalarda neredeyse dörtte bir basılmamış. Onlardan gene dusturlara veya bir enfusi dersler var burada. Enfusi. Onlar ihtiva ediyor. Bak okuyacağım orada. Eğer bunu okumamışsanız çok şaşıracaksınız. Çok ilginç bir yer okuyacağım inşallah. Şimdi tarihçi 618 dedim. İslamiyet'in pek çok kanun esası var. Yani kanun esası. Mecellede bunlar 1, 2, 3 yazıyor. Onlardan bir tanesi: وَلَا تَزِيرُ وَازِلَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Ayet-i kerimesinin hakikatıdır ki, ne demek? Birisinin cinayetiyle başkaları, akraba ve dostları mesul olamaz. Mesela Risale-i Nur'u bilmeyenlere çok istismar ediliyor bir şey. Bilmeyenlere ediyorlar. Nedir o? Şimdi gidiyor bir psikolojisi ya cinlidir,
ya ruhsaldır ya da doğru düşünme malzemesi olmadığından, doğru mekan, doğru insan, doğru çevresi yokken evhamını ve vesvesesini tahrik etmekten veya biyolojik olarak hormonlarda bir arıza var. Hormonlar salgılamıyor, kendisini sıkıntı hissediyor. 4. Bunu bilmeden komple her gelene o şeytan çarpmış seni, cin çarpmış seni. Acayip bir şey. Yok sihir var, büyü var, zıkkımın kökü var. Varsa çıkart o zaman. Bunu bilen adam da alır. Olmaz. Peki, ben onu anlatmak için anlatmıyorum. Bununla alakalı bir şey olduğu için. Ben misal verirken, nereden bu çıktı demeyin. Çünkü toplumda o kadar bununla alakalı sorular geliyor ki, yeri gelmişken o sorulara da cevap niteliği olsun bu. Mesela gidiyor aynı şahıs, Allah razı olsun. Bu zata gidiyorlar. Bak, vela teziru vaziretun vizra uhra. Sırrıyla, kim ne demek? Birisinin cinayetiyle hata yapmış. Başkası, akrabası, dostları mesul olmaz. Adam ne diyor biliyor musunuz? Babası, o babanın kurban borcu var diyor. Kurban borcu var. Ben bilmiyorum. Ben tespit ettim diyor. Babanın, dedenin bilmem yedi cedine gidiyor. Diyor ki, dedesi erik yer diyor, torununun dişi kamaşır. Allah böyle diyor, böyle bir tane söylem var, sözü var. Bunun doğruluk payı var mı? Var tabii ama ahkam değil, meratibi var, ne demek o? Ha şu, mesela sana bir servet kalmış, servet kalmış babandan. Babana bir şey diyemiyordun. Biliyorsun ki baban bunu çalmış veya baban hudutları geçmiş. Gidip o arsayı, bana ne ya, dedem almıştı, dedem sorumlu olsun mezarında, babam sorumlu olsun diyemezsin. Onu iade edeceksin biliyorsan. Faiz yemiş. Evet, faiz yemiş, bir şekilde çıkacak bu. Mesela şeyin dediği gibi, neyse onu demeye gerek yok. Peki ne yapıyor bu zata? Bu zata fatura çıkarıyor. Diyor ki, senin dedenin diyor kurban borcu vardı. Dedenin adak borcu vardı. Dedenin bilmem ne borcu vardı. Tamam, benimle ne alakası var? Peki ben bilmiyorum bunu. Öyle bir vasiyet de bırakmamış. Kimse bilmiyor. Ben biliyorum. Hadi bakalım kes. Nerede keseceksin? Biz fakir yerler söyler, sen şu parayı yatır. Peki hadi kurbandan değiliz derdi. Kardeşim, adamın bir derdi vardı psikolojik. Şimdi dedesinin derdini de bunu yüklersen, iki tane psikoloji sıkıntıyı bu insan nasıl çekecek? Dedemin sıkıntısını da babamın sıkıntısını da bana yüklersen zaten ayağı yüksel. Ben zaten çekemiyorum. Benim derdimi. Acayip bir şey. Bak ama peki ne diyor ayette? Vela tesiru vaziretun vizre uhra. Sırrınca ne diyor? Kerimenin, ayet-i kerimenin hakikatıdır ki birisinin cinayetiyle babam böyle bir şey yapmış. Başkaları, akrabaları oraya geçecek. Kamera için. Birisinin cinayetiyle başkaları, akraba ve dostları mesul olamaz. Mesul olamaz. Başka bir yer okuyorum. Çok mühim. Bunu okumamışsanız Osmanlıca lemalar bu garibinize geçecek. Sayfa 40 benim şeyde. Çalışarak geldi Mustafa. Bunun bakayım sayfası tutacak mı abim? Tutmasa da ha. Burada sayfa kaçtı buldum. 48 benim kitapta. 40. Kardeşlerimden rica ederim ki, rica eden ustad, kardeşlerimden rica ederim ki, sıkıntı veya ruh darlığından, bir daha, sıkıntı veya ruh darlığından veya titizlikten, üç tane şey söyledi. Sıkıntı, ruh darlığı veya titizlik. Bir daha abim, birincisi neydi? Ahmet?
Sıkıntı. İkincisi ruh darlığı. Üç, titizlikten. Dört, veya nefis ve şeytanın desiselerine kapılmaktan veya şuursuzluktan, bu sebeplerden. Arkadaşlardan sudur eden fena ve çirkin sözleriyle birbirine küsmesinler ve haysiyetime dokundu demesinler. Ben o fena sözleri kendime alıyor. Damarınıza dokunmasın. Bak, damarınıza dokunmasın. Bin haysiyetim olsa kardeşlerimin mabenindeki muhabbete ve samimiyete feda ederim. Said Nursi. Bir daha. Sıkıntı veya ruh darlığından veya titizlikten, nefis ve şeytanın desiselerine kapılmaktan veya şuursuzluktan, arkadaşlardan sudur eden fena ve çirkin sözleriyle birbirine küsmesinler ve en çok kullandığım, ben mesela, haysiyetime dokundu demesinler. Usta diyor ki, kardeş sana bunu söyledi. O kardeşin sözünü ben alıyorum. Kardeş sana mı söyledi? Sana söyledi, sen ona kızma. Onu ben alıyorum, sana gelmesin o pislik, bana geliyor. Bana demiş gibi kabul et. Damarınıza dokunmasın. Yani bir de ben alıyorum ama damarınıza da dokunmasın. Bin haysiyetim olsa kardeşlerimin mabeynindeki muhabbete ve samimiyete feda ederim. Said Nursi. Mesela Kastamonu'da da diyor. Bakayım hatırlar mısınız? Diyor ki bir zatın diyor birkaç tane kusuru olsa ama hala Risale-i Nur'la intisabı varsa ben onu affederim. Hala Risale-i Nur'la vazgeçmemişse, intisabı varsa affederim. Dost olur. En azından yani. Dost olur, kardeş var, talebe var, has var, rükünler var, erkanlar var. Bunlar mertebe saydım, mertebe. Burada değilse buradadır, burada değilse buradadır, burada değilse buradadır. Başka? Kur'an-ı Hakim'den aldığı hakikat dersi ve talebelerine verdiği ders şudur. Emirdağ 258'den okuyorum. Bir hanede veya bir gemide bir tek masum 10 cani bulunsa, bir gemi düşünün, Karadeniz'de yüzüyor. Bir tek masum var, 10 tane cani bulunsa, ters şimdi. 10 tane masum, bir cani okumuştum biraz önce. Bir cani, 10 tane masum. Şimdi tersini söylüyor, bir masum var, 10 cani var. Emirdağ 2, 158. Tamam. Bir daha, 10 zalim var, cani var. Bir tane masum bulunsa, adalet-i Kur'aniye o masumun hakkına zarar vermemek için o haneyi yakmasını ve o gemiyi batırmasını men ettiği halde. 9 masumu bir tek cani yüzünden, bak, 9 masumu bir tek cani yüzünden mahvetmek suretinde o haneyi yakmak veya o gemiyi batırmak en azim bir zulüm, bir hiyanet, bir gadir olduğundan dahili asayişi ihlal suretinde %10 cani yüzünden 90 masumu tehlike ve zararlara sokmak adalet-i ilahiye ve hakikat-i Kur'ani ile şiddetle men edildiği için biz bütün kuvvetimizle o dersi Kur'an itibariyle asayişi muhafazaya kendimizi dinen mecbur biliyoruz. Asayiş deyince öyle devlet şey değil. Cemaatin içindeki asayiş, evin içindeki asayiş, iç alemdeki asayiş, yani ihtilal çıkarıyor, canımı sıkıyor, bunalıyoruz. Uf, puf. Bir yerde sorun var. Bu kadar kitap okuyoruz, bu kadar evrat okuyoruz, bu cemaat içimiz hala uf puf çekiyorsak içeride bir sıkıntı var. Yani çözümlenemediği,
cevap bulamadığı, oturmadığı şeyler var demektir. Kendi içimizde bulacağız bunu. Şeyde de var böyle, ustad 28 sene diyor, 28, Emir Dağ 96 mıydı? 28 sene beni hapisten hapise gezdirdiler diyor. 28 sene. Sonra beni diyor dini siyasete alet ediyor ithamıyla diyor. Bunu yapan diyor savcı da biliyordu ki ben alet etmiyordum. Bunda vazgeçiyor ustad diyor ki. Yani ben diyor bu savcıyı veya bu şeyi itham etmiyor. Diyorum ki diyor bu beşerin zalim beşerin eliyle acaba kader beni niye ezdi? Usta oraya takılma. Kader beni niye ezdi? Sonra diyor ki Üstad Hazretleri, ben diyor ha bu eski, yenisi yoktu Mustafa. Sen fark etmiyor. Sen... Etmiyor mu? 96 idi. 96. O şey 96 idi. Demek ki ben neyse ezberden aktedeyim. Sonra diyor ki, kader niye müsaade etti diyor. Diyor ki, sakın sakın hizmet-i imaniye Kur'aniyeni diyor, azaptan ve cehennemden kurtulmana ve cennete ve saadet ebediye girmeye vasıta vesile yapma. Oysa bu mesele diyor, cennete girmek, cehennemden kurtulmak adına hizmet etmek meşrudur. Helal ve mubahtır. Allah yasaklamadı. Ama ben bütün men ediliyordum. Niye? Çünkü bu topluma hizmet imaniye yapanlara hatalarından dolayı tokat gelse hadi düzelse ama yaptığı o yanlışlıklar toplumda yayılacağı için onları tahmin edemezsin. Geldi gitti. Sana tokatı da geldiğini bilmez. Onun için önde olanlara Allah hata yapmadan önce tokat veriyor ki sakın yapma ha. Nasrettin Hoca'nın testiyi verdikten sonra çocuğu dövmesi gibi. Çocuğu dövüyor. Niye dövüyorsun? Kırmadı ki daha. Kırdıktan sonra diyor dövsem ne olur? Yani çocuk testiyi kırdı. Ondan sonra dövüyorsun. Geri gelir mi? Madem döveceksin, niyet etmişsin, ilk önce döv, ta ki kırmasın. Şimdi burada ne çıkartıyoruz? Önde gidenlerin ille bir bela ve musibet geldiği zaman bir şey arama. Ben ne yaptım deme, psikolojini bozma. Önde gidenlere, hani koyun oradan geçiyor ya, gene mesleğe geçiyor, buradan taş atar. Hayvana atmazlar, öyle atar. Hayvan der ki, ha benim sahibim buraya geçmemi istemiyor. Geri döner. Önde gidenlere özellikleri şudur. Hatadan sonra ceza gelmiyor. Hata yapmadan önce ceza geliyor ki sakın ha. Önceden geliyor. Eğer sana önceden geliyorsa şükret. Yaptıktan sonra geliyorsa da şükret gene. Benim çok manidar sana. Ha? Çok manidar mı? Değil mi? Hiç gelmiyorsa? Hiç gelmiyorsa zecil ahirete kalmış. Otur ağlamasın. Otur ağlasın vallahi. Hata ortaya çıktı, tokat gelmedi. Ya o 96 bulsan onu ya. 96 dedin onu dedi ya sonra. Kaç ne, kaçtaydı? İkinci Emir Dağ'da. Tamam, ikinci Emir Dağ 96. Bir şey yapsana bana. Bul bakalım. 96 biliyorum, bu değişmiş. Başka yok mu Emir Dağ? Benim bildiğim Emir Dağ var. Siz devam edin, ben bulayım. Bul onu. Şimdi, tokat geliyorsa... Ya ben ne yaptım ya, ne yaptım, nerede yaptım? Psikolojini bozma. Bir şey yapmadın da geliyor zaten. Usta da gelmiş. Niçin geliyor? Sakın ha. Hayvan onun için atmıyor. Tak atıyor. Geçmedi ki. Geçecektim biraz sonra. Geçecektim. Hatadan sonra tokat geliyorsa avamız. Yani dost ve kardeşiz. Dost, kardeş, talebeyiz. Talebeye de o geliyor. Has ve rükün ise önceden geliyor. Ver kaç abi? 78. Risale-i Nur'da ispat edilmiştir ki bazen zulüm içinde adalet tecelli eder. Yani insan bir sebeple bir haksızlığa bir zulme maruz kalır. Başına bir felaket gelir. Hapse de mahkum olur.
zindana dağıtılır, bu sebep haksız olur. Bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vaka adaletin tecellisine bir vesile olur. Kadir ilahi başka bir sebepten dolayı cezaya mahkumiyetini istihkak etmemiş, kesbetmiş olan o kimseyi bu defa bir zalim eliyle cezaya çarptırır. Felakete düşürür. Bu adalet ilahi bir tecellisidir. Ben şimdi düşünüyorum. 28 senedir vilayet vilayet, kasaba kasaba dolaştırılıyor. Bir şey mi yaptı bu? Mahkemede mahkemeye sürükleniyor. Bana bu zalimane işkenceleri yapanların bana atfettikleri suç nedir? Dini siyaset alet yapmak mı? Fakat bunu ne için tahakkuk ettiremiyorlar? Çünkü hakikat halde böyle bir şey yoktur. Bir mahkuma aylarca, senelerce suç bulup da beni mahkum etmeye uğraşıyor. O bırakıyor. Diğer bir mahkeme aynı meseleden dolayı beni tekrar muhakeme altına alıyor. Bir müddette o uğraşıyor, beni tazyik ediyor, türlü türlü işkenceler maruz kılıyor. O da netice elde edemiyor, bırakıyor. Bu defa bir üçüncüsü yakama yapışıyor. Böylece musibetten musibete, felaketten felakete sürüklenip gidiyorum. 28 sene ömrüm böyle geçti. Bana ispat ettikleri suçun aslı ve esası olmadı, nihayet kendileri de anladılar. Onlar bu ithamı kasten mi yaptılar yoksa bir vehme mi kapıldılar? İster kast olsun ister vehim olsun, ben böyle bir suça münasebet ve alakam olmadığını kemal-i katiyette yakine vecdan biliyorum. Dini siyasete alet edecek bir adam olmadığımı bütün insaf dünyası da biliyor. Bak şimdi. Buraya esas cevabı burada da. Ben burada okumayacaktım ama madem okudum. Dini siyasete alet edecek bir adam olmadığımı bütün insaf dünyası da biliyor. Hatta beni bu suça itham edenler de biliyorlar. O halde neden bana bu zulmü yapmakta ısrar edip durdular? Neden ben suçsuz ve masum olduğum halde böyle devamlı bir zulme, manit bir işkenceye maruz kaldım? Neden bu musibetlerden kurtulamadım? Hani var hep diyoruz ya, niye başıma bunlar geliyor? Bu ahval adalet ilahe muhalif düşmez mi? O başıma geliyor, bu başıma geliyor. Ha burası. Bir çeyrek asırdır bu suallerin cevaplarını bulamıyordum. Bir çeyrek asır, 25 sene ya. Bana zulüm ve işkence yaptıklarının hakiki sebebini şimdi anladım. Ben kemali tesirle söylüyorum ki benim suçum hizmet-i Kur'aniyemi maddi ve manevi terakkiyatıma, kemalatıma alet yapmakmış. Şimdi bunu anlıyorum, hissediyorum. Allah'a binler şükrediyorum ki uzun seneler ihtiyarın haricinde bu eşref edibin, ötekisi ustadım var, ustadın Mustafa. Bu eşref edibin şeyi, ustad bunu şey yapıyor. O benim dediğim tarzda daha hulasa ediyor. O kaçtı. Uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak hizmet-i imaniyemi maddi ve manevi kemalat ve terakkiyatıma, bak burada da diyor, uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak hizmet-i imaniyemi maddi ve manevi kemalat ve terakkiyatıma, azaptan ve cehennemden kurtulmama, hatta saadet ebediyeme vesile yapmaklığıma ya herhangi bir maksada alet yapmaklığıma manevi gayet kuvvetli manialar beni men ediyordu. Bu deruni hisler ve ilhamlar beni hayretler içinde bırakıyordu. Herkesin hoşlandığı manevi makamatı ve uhrevi saadetleri amali salih ile kazanmak ve bu yola müteveccih olmak hem meşru hakkı oldu. Hem de hiç kimseye hiçbir zararı bulunmadığı halde ben ruhen ve kalben men ediliyordum. Rıza ilahiyeden başka fıtri vazife-i ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. Bak neymiş? Hem meşru ve hak. Meşru yani. Ve hak olan bir şey. Ama ben diyor bütün men ediliyordum. Ne gösteriliyordu bana? Rıza ilahiden başka fıtrı vazife-i ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız cennete gitmek değil, azaptan kurtulmak değil, bizim gayemiz ve yalnız
imana hizmet ve rıza ilahi de başka bir şey düşünmeyecek. Meşru ve helal olan bir şekilde gaye yaptırmıyoruz. Zirve yani. Acayip bir şey. Nur talebeleri öyle mesela. Diyelim ki nasıl oluyor? İslam'da da var. Mesela zekat almak fakirin hakkıdır. Değil mi? Alır yani. Ama Ali Beyt alamaz. Ali Beyt'in zekat alamaz. Çünkü zekat malın kiridir, pisliğidir. Ali Beyt'e verilemez. Bunun bir de ustadı var, daha veciz anlatıyor. Aynı ustam. Başka bir yerde okuyayım. Adalet-i masayı ifade eden vela teziru vaziletin vizra uhra sırrınca sırrına göre bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden sair masum sıfatlarını mahkum etmek hükmünde olan adavet ve kin bağlamak. Adavet ve kin bağlamak ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu ve bahusus bir müminin fena bir sıfatından darılıp küsüp o müminin akrabasına adavetini teşmil etmek innel insane lezelum sigay-i mübala ile gayet azim bir zulüm ettiğini hakikat ve şeriat ve hikmet-i İslamiye sana ihtar ettiği halde nasıl kendini haklı bulursun, benim hakkım var dersin. Hakikat nazarında sebebi adavet ve şer olan fenalıklar, şer ve toprak gibi kesiftir. Başkasına sirayet ve nikas etmemek gerektir. Mesela bunu gösterdim ona. Babanın diyor, kurban borcu var diyor, bilmem şeysi var diyor. Oruçluk var, kul hakkı yedi diyor, bilmiyorsun sen. Nedir o? Şerdir, zulümdür, yanlışlıktır. Çocuğa sirayet etmez. Çünkü nur ve nuraniler sirayet eder. Bak burada delilimiz. Hakikat nazarında sebebi adavet ve şer olan fenalıklar. Şerler, fenalık ve şer, yanlış. Ve toprak gibi kesiftirler. Başkasına sirayet ve inikas etmemek gerektir. Başkası ondan ders alıp şer işlese o başka meseledir. Muhabbetin esbabı olan iyilikler, muhabbet gibi nurdur, sirayet eder ve nikas eder. Mesela bak, iyilik yapıyorsun, sevap yapıyorsun, tamam. Bir sürü şeyler yapıyorsun. Onlar, muhabbet var ya muhabbet. Muhabbet öyle acayip bir şey ki, bizim evde muhabbet kuşu var. Yeğenimin kuşu var. Ya adama bak, ha bu adam diyorum, bu kuşa. Seviyorum, bilmem ne yapıyorum, açıyorum kafesimi, kitabımın önünden kaçmıyor. Gitmiyor ya, kitaptan gitmiyor. Ondan sonra eve girdiğim zaman sesimi duyuyor, kıyameti koparıyor şeyden. Yani acayip bir şey. Şundan şunu anlıyor. Muhabbet öyle bir ilaç ki, ruhsal bir ilaç ki, en hasta, en zalim canileri bile yumuşatıyor ya. Muhabbet. Bir tebessüm ya, tebessüm. Tebessüm var ya, tebessüm. Tebessüm niye sadaka denmiş? İnsanın ruhunu inşa ediyor ya. Girdim bir dükkana, suratı asıyor kardeşim, mahkeme duvarı gibi. Bir yere gitmiştim gene bu belgede. Şalvar için kumaş alacağız. Dedim ya, kaç var? Şu kadar diyor, oturuyor. Dedim, bakabilir miyim? Evlat, alacaksan bana o topu indir. Yoksa beni kaldırtma burada. Yani, suratı şey. Tamam emniçe, sen otur. Yani mesela surata geliyor. Ne olmadı? Niye beğenmedi? Ne oldu? Veya derse geliyor. Ya ne bileyim ya, evdesin ya. Ne haber? İyi. Ya bir gülsün de suratın ya. Allame-i Cihan olsan ne olur ya? Dinin dediği gibi dağları aşamazsın, yeri delemezsin ya. Surat niye asıl kardeşim ya? Biraz gül, tebessüm et. Nasıl yapayım fıtın? Zorak yap, sonra alışıyor vücut. Tıpçılar söylüyor. Diyor ki, tebessüm edince 86 tane kas yumuşuyormuş. Evet. Suratı şey yapınca 17 tane kas birbirine giriyormuş. Bunu onlar söylüyor. O, yani muhabbet gibi nurdur. Sirayet ve inikas etmek şenidir. Ve ondandır ki dostun dostu dosttur. Bak görüyor musun? Nur sirayet ediyor. Nur. Dostun dostu dosttur. Bak dostumun
dostu, hatta babamın dostunu dost edinmek, meşru olmak şartıyla tabii, imamdandır. Sözü, duru ve emsal sırasına geçmiştir. Düşmanımın düşmanı dosttur. Düşmanımın düşmanı. Düşmanımın dostu düşmandır. Dostun dostu dosttur. İşte ey insafsız adam, hakikat böyle gördüğü halde sevmediğin bir adamın sevimli masum bir kardeşine ve taallukatına adavet etmek ne kadar hilaf hakikat olduğunu hakikat bin isen anlarsın. Mektubat 264. Ya. Şimdi bir yerde okuyorum ve kesiyor. İlginç bir yer. En sona koydum. Kaç dakika oldu mu? 15 dakika. Çok ilginç bir yere okuyacağım. Yani hani dedim ya burada bir ilginç, bu da ilginç. Bak, ustad nasıl bir kayda getiriyor İslam adına. İslam'dan oradan çıkartıyor. Çok tuhaf. Bir parti bana binler vecihle sıkıntı verdiği halde. Cumhuriyet Halk Partisi. Demiyor da ben diyorum. Hı hı. Tamam. Ustad demiyor yani. Burada yok. Bir parti işte biz de dediğimiz için başımıza bunlar geliyor. Bir parti bana binler vecihle sıkıntı verdiği halde bak ne yapıyor. Camileri yıkıyor, bilmem neleri yapıyor. Ustada 28 sene, ustada yapılan işkence tarihi belli. Kim başlıyorsa o yapıyor işte. Ben şey atmıyorum ya, yazı tura atmıyorum ki. Ustada 28 sene hapishaneye koyanlar kimse o. Menteres değil. He. Diyor ki bak, ölçüye bak. Acayip bir şey. O kadar acayip. Beni de eziyor bu. Rahatsız ediyor yani beni. Birisine kızdığım zaman bu karşıma geliyor. Koca ustad 28 sene hapise koymuş, zulmetmiş. 27 defa da zehirlemiş bu parti. Bak buna nasıl bakıyor. Ha yalan demez bu adam. Tabii. Hatta 30 senede hapislerde tazikler de olduğu halde. Tazik, Emirdağ mesela. Emirdağ hapishanesinde namaz kılamasın diye Emirdağ'daki 245 saate sayfa bu. Lağım suyunu bağlıyorlar. Lağım suyunu bağlıyorlar koğuşa. Şuralarda geçiyor bu. Eski binalar biliyorsunuz duvarlar kalındı. Camilerimiz vardı bizim köydeki öyleydi. Ustad o camı kenara çıkıyor Mersen abi. Orada namaz kılıyor. İsyanı şu. Kitapta şunu anlıyoruz. Menzilimde fena ve çirkin kokular ziyadeleşti. O kadar. Menzilimde yani odama. Biliyoruz ki camı kırmışlar. Kışın. Camı kırmışlar. Korkunç afrıda afyon, buz gibi, Türkiye'nin buzdolabısı. Hem ihtiyar, hem zehir vermişler. Şuna da lağım bağlamışlar. Bakayım ne yapacak bu şimdi. Ama ustad ballar balını bulmuş, kovalım yağma olsun. Böyle Emirdağ'da partiyle, purtitiyle, mahkemeyle, şunlar değil. Bunu yapan kader ilahinin o hikmi kader cilvesini keşfetmiş. Önce rahat. Bak ne yapıyor. Ben böyle olsam var ya, Allah bilmem nesini versin, 100.000 defa derdim. Peki, kıyameti koparırdın, doğru. Bak diyor ki, 30 senede hapislerde tazikler olduğu halde, hakkımı helal etti. Ben yıkıldım bu, siz fazla şey yapmayın, kimse var bulmasın ya. Ben daha yeni şey yaptım, 2 sene çektim. Vallahi bana küfür edenler, bir sürü hakaret edenler, cemaati, haksız yaptın, yanlış yaptın, bir sürü şeyler dediler. Yani bir seneye kadar hakkımı helal etmiyorum diye tuttum hakkımı. İçimi tuttum bunu. İçime. Fakat okudukça bıçak sokuldu bana. Ve siz de şahit olun ki 2 sene geçti. 1 sene helal etmedim. 1 sene ancak tutabildim o kinimi. Tabii ilk önce olması lazım. Yani kızdığım zaman affetmek ilk. Aylar geçmiş, seneler geçmiş. Şimdi affediyorum. Gene iyi ama. Esas o olacak. Olay olunca sabır soğuduktan sonra değil. İlk. Zaten olay bitmiş. Affediyor, sabrediyor. Neyse sabrediyoruz. Yaptığın yapacağını, yıktığın yıkacaklarını, kıyameti kopardın. Şimdi sabrediyorum. Öyle bir şey yok. Var da yok.
Şimdi ben sonra ne yaptım? Helal ettim. Şimdi de şahit olun. Helal ettim yani. Ama Ustad Sican'da diyor ki hakkımı helal ettim. Ve azaplarına mukabil, Allah belalarını versin yerine, azaplarına, Allah bilmem nesini versin mukabil, o biçarelerin %95'ini tezif ve itirazlara, zulümlere maruz kalmaktan kurtulmaya vesile oldum ki, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zulüm yapan kadrosuna teşmil etmiyor, genellemiyor, %95'ine bir kurtarıyor, zalimliği %5'ine veriyor. Şu uğurlu, idealist, gaddar, hain, İslam düşmanları. Ve bu kitapta göremezsiniz böyle, Gayrimüteşhir'de var benim kitapta. Diyor ki, Gayrimüteşhir'de Zübeyir abiden Osman, orada diyor ki, bana zulmedenlerin hiçbirisi Türk değildi diyor. Onda da var, var. Burada da mı var? Var. He, ben hatırlayamadım. Hiçbirisi Türk değildi diyor. Herhalde tarihçede geçiyor. Evet. He, orada gördüm. %95'ini affediyor. Ama o günü hücum ediyor. %5'ine veriyor kadro, esas idealiste. Şimdi bunu kullanacak bak şimdi. Ya bu nasıl bir insan? Bu yaşamış ve yapmış. İddia etmiyor. Böyle yapın. Affedin bana demiyor. Yaşayarak diyor ki ben yaptım. İslam'da böyle demişti, bu onun için yaptım. Siz de böyle yapın diyecek şimdi bak. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Ayet hükmünce kabat ancak %5'e verildi. %5 kişiye vermiş. Cumhuriyet Halk Partisi'ni genellememiş. %5'e vermiş. %95'i aldatılmış diyor. Nasıl aldatılmış? Bak ustada gelmiş. Süleyman abi diye bir talebesi var. Bak ne kadar şeyler kullanıyorlar, ara formatlar kullanıyorlar. Ustada geliyor, ustada bir şey diyor, sarığı çıkartmasını söylüyor. Süleyman abi, Allah Allah şaşırıyor. Buna kim demiş? Damadı berber. Müsaade geçer. Damadı berber. Damadı berber kim? Münafık bir arkadaşı varmış. O da masonlardan almış. Masonlar münafığı. Münafık berberi aldatıyor. Berber de kayınpederi Süleyman abi aldatıyor. Süleyman abi de ustada gönderiyor. Bu perdelir bak kaç tane aşırmalı. Öyle direkt yapmazlar kardeşim. Risale şöyle geçer. Yapar diyor, yaptırır diyor. Mesela en acımasız kanunlar demokrat zamanında çıkmış. Yaptırmış. Hükümettir ama muktedir değil. Tamam mı? En acımasız kanunlar onun döneminde çıkmış. Ona yaptırmış. Ha ne diyor? Kabahat diyor %5'e verildi. O aleyhimizdeki partinin şimdi hiçbir cihette aleyhimizde şek ve hakları yoktur. Hatta bir mahkemede yanlış muhbirlerin ve casusların evhamları ile bizi 70 kişiyi mahkum etmek için suyu fehmiyle, dikkatsizliğiyle Risale-i bazı kısımlarına yanlış mana vererek 80 yanlışla beni mahkum etmeye çalıştığı halde mahkemelerde ispat edildiği gibi en ziyade hücuma maruz bir kardeşiniz mahpus iken pencereden o müdde-i müminin 3 yaşındaki çocuğunu gördü sordu dedi. Dediler. Yani tam ustad o afyonda elini kaldırmış. Lağımda pislik akıyor. Hava soğuk, camı kırmış, zehir verilmiş, 3 tane şey, lağım, fena ve çirkin şeyler var. Onun kenarında kalmış, soğuk, acayip, camlar donuyor, camı kırmışlar kasten, zehir verilmiş, bir şey yok. Artık dayanılmaz elini kaldırmış, tam beddua edeceği zaman, orada 3 yaşında kız çocuğunu görüyor. Hapishaneci, sordu ustad, kim bu çocuk? Dediler, bu müdde-i ümuminin kızıdır. Savcının kızıdır. Müdde-i ümumi. Umumu adına ihtiyacı olan. Devletin ihtiyacısı. Savcı yani. Onun kızıdır. Zalim bu adam. O masumun hatırı için o müdde-i beddua etmedi. O müdde-i'ye elini indirdi. Etmedi. Çünkü o çocuk babasız kaldı.
Etmedi. Fenaçarlığın zirvesi. Peki, buradan sonra devam ediyor. %5 atasını 95'ini verdi. Burada ziyade diyor ki, bu noktaya binen Risale-i Nur, eski partinin, şuraya dokuyayım mı? Ya yok, şuraya son olsun. Atlıyorum. Bunlardan sonra Risale-i Nur eski partinin 4-5 hatasını 100 derece ziyadeleştirmeye manidir. %5 adamın hatasının 95'e de verip 20-30 derece ziyadeleştirmemiş. Yani %5 eğer bu hatayı ustad %5'e vermişse 100 hatayı 5'e indirmiş. Eğer bunu genelleseydi 5 hatayı 100 hata olacaktı. 5 hataydı 100 hata olacaktı. Bak %5 adamın hatasını 95'e de verip 20-30 derece ziyadeleştirmemiş. Onun için umum o partinin ekserisi iktidar partisi kadar Risale-i Nur'a minnettar olmak lazımdır. Çünkü bu dersi, bu kanun-ı esasiye-i Kur'aniye'yi Risale-i Nur'dan ders vermesiydi, o 5 adamın hatası binler adamı da hatakar yapardı. Bundan sonra bize uyguluyor, geçiyor ve kapatıyorum. Diyor ki, ey kardeşlerim diyor, siz de diyor, bak ben böyle cani bir harekete karşı kendi şeyimi böyle yaptım. Siz de birbirinize böyle yapın. 100 hatası dahi olsa onu genelleme, 5 tane cani sıfatına ver, 95'i masumdur. Bu sefer kime ne oluyor? Şu oluyor, ben mesela birisini affedemiyor. İkide bir geliyor karşıma. Önder. Böyle. Kim yiyor? Kendim yiyor. Karşıya bir şey oluyor mu? Bir şey olmuyor. Kendi kendine. Haset hasidi yakar. Yani haset. Mesela Uvvet Risalesi'nde gayrimüteşir. O diğer mektubatta yok. Uvvet Risalesi var ya böylece. Onun arkasına gayrimüteşirden alınmış. Orada anlatıyor. Allah'ın yasak ettiği sıfatlar var ya, haset, adavet, kin ve nefret vesaire, dünya perestlik, onun ahiret cezasından hariç muaccel peşin cezasından bahsediyor. Dünyada da böyle cezası olur diyor. Mesela kızdın, mesela bir sal vereyim. Hasedin insanı ne yapar? Kuyuya indirirmiş. Şeyden kalsın hafızanızda. Yusuf Aleyhisselam'ın 11 tane kardeşi vardı. Kuyuya indirdiler. Niçin indirdiler? Haset etti. Haset kuyuya onu indirmiş gibi zannediyor. Kendisi indi. Adalet peki nedir? Adalet kendini hapsettirmektir. Hapsettirmektir. Gözün gördükten sonra neticeyi, ondan sonra affetmek pek şey yaramıyor. Musa Aleyhisselam'ın arkasına giden Firavun, Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. Allah kabul etti mi? قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين dedi fakat ha, niye? Gözünün gördüğüne iman ediyorum dedi Firavun. Gözü neyi gördü? Deniz kapanıyor. Oysa iman gaybı olacaktı. Kulağının işittiğine iman edecekti. Kur'an vahiy geldi. Vahiy kulağa hitap ediyor. Değil mi? Ayet-i kerime. O neyi? Artık her şey tebeyyün etti. Ortaya çıktı. İmtihansları bozuldu. Gözünü gördüğüne iman edince münafık oluyor işte. Şimdi mi? Münafık diyor. Gözünü gördüğüne, mümin ise kulağının işittiğine iman ediyor. Bu kaydedir mecellede. Hani bir kaydı, usul düşeden. Gözü gördü, kapanıyor, iman ettim diyor. Böyle dalil amin, geçti. Badel Arabi Basra. Yani başımıza geldikten sonra da değil de, yani şey yapmak lazım, ne bileyim, Risale-i Nur'a muhatap olmak lazım.
Hepimiz kusurluyuz. Allah hepimizi affetsin. Amin. İki cihan da aziz eylesin. Amin. Nesillerimizden ve nesillerimizden Kur'an'a ve Risale'ne hadimler yetiştirsin. Amin. Evlerimize maddi ve manevi, insi ve cinni, semavi arzafatlardan, musibetlerden hepsi emin eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetu, hayatımıza da kıbletullah nasip eylesin. Amin. Hakka hak bilip, hakka yapışmayı, batılı batıl bilip, batıldan uzaklaşmayı hepimize nasip-i müyesser eylesin. Bahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbel alemin, hizmet-i imaniye, Kur'an'ı bulunan kardeşlerimizin kalplerine muhabbeti, uvveti, samimiyeti muhafaza eyle, nasip eyle, kaim eyle, daim eyle ya Rabbi. Hizmet-i imaniye, Kur'an'ı bulunan kardeşlerimize ihlasla, sadakatla, takvayla, hizmette iştinab-ı kebailem ve uhuvvet ve tesanüs sırrına tam sahip olan kardeşlerden eyle ya Rabbi. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha-tı mâs-selâmâ. Allah'a emanet olun.